Selamlar hepinize arkadaşlar. Bugün Ankara Gücü kariyerimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde transfer dönemine gireceğiz artık. Birkaç oyuncuyu göndereceğiz takımımızdan. Yine takımımıza katılacak isimler var. Yine güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Ligde 11. sıradayız şu anda. Hemen maçlarımıza bakalım. Bu bölümde hangi maçları oynayacağız? Sivasspor. İçeride Sivasspor maçımızı oynayacağız. Sivasspor bu arada ligde 2. sırada. Deplasmanda Kayserispor deplasmanına gideceğiz. Yine Denizlispor'u evimizde ağırlayacağız. Daha sonra Gençlerbirliği deplasmanı var, Ankara derbisi. Başakşehir'de evimizde oynayacağız. Yine Çaykur Rizespor'la deplasmanda ve Galatasaray'la deplasmanda oynayıp bu bölümü bitireceğiz. Tabii transferlerimiz var dedik. Hemen gelecek oyuncuları gösterelim. 4 oyuncu şu an takımımıza katılacak isimler. Natestat, Frank Tabano, Adam Anderson ve Paxton Pomikal takımımıza katılacak. Tabii şöyle bir durum var. Yabancı sınır olduğu için takımdan gidecek isimler de olacak. Hatta ben birkaç kişiyi yine önerdim ve Maximiliano Pereira'yı göndereceğiz muhtemelen. Yine Gross Gross'a teklif gelmesini bekliyorum. Gross Gross'a da teklif gelirse gayet memnun oluruz. Ve yine Sarlia'yı da göndermeye çalışacağım. Transfer hedeflerimizde genç ve yerli oyuncular olacak. Burak İnce, Alparslan Öztürk. Yani Alparslan Öztürk çok genç bir oyuncu değil ama yine sözleşmesi bittiği için transfer etmeye çalışacağız. Yine Ömer Beyaz, Gürkan Başkan gibi isimleri takımımıza katmaya çalışacağız. Çok fazla bekletmeyelim. Hemen Sivasspor maçına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, maç gününe geldik artık ve takımdan giden isim oldu bir tane ve Maximiliano Pereira Liverpool FC'ye gönderdik. Tabi bu normal Liverpool değil, bu Uruguay Ligi'ndeki Liverpool. Liverpool'a gönderdik Maximiliano Pereira'yı. Bu maçlık Cebrail oynayacak takımda. Hemen takımımıza geçelim. İlk 11'imizi göstereyim sizlere. Temkinli bir anlayışla oyunda olacağız. Yine sol kanadımızda Asit, sağ kanadımızda Paintsil olacak. En uçta Torgeir Borwen'le oynayacağız bu maçta. Orta saha Düyüse, Boateng, Mehmet Özcan üçlüsüyle olacak. Beklerimizde Cebrail ve Pinto var. Bu maçlık tabii önümüzdeki maç artık Adam Anderson gelecek sağ beke. Voka ve Porozo yine stoperlerdeki isimler olacak. Kalemizde yine Lucic var. Lucic'in harika performansı var gerçekten. Geçen hafta da haftanın takımına seçilmişti. Hemen rakip talimatlarımızı da göstereyim. Rakip talimatlarımız da bu şekilde olacak. Ve fazla bekletmeden maça geçelim. Evet, ilk 11'imiz ekrana geliyor. Son maçlarda performansımız çok da iyi değil aslında. İki yenilgimiz var üst üste Fenerbahçe ve Kayserispor'a. Sivasspor'un ilk 11'i de geldi ekrana. Sivasspor ciddi bir form yakalamış durumda. Hemen fazla bekletmeyelim ve maça geçelim. Mücadele başlıyor. Sağ kanattan Sivasspor taç atışını kullandı. Faysal Fajır. Ribalka'nın şutu Lucic. Harika uzandı yine Lucic. Kalemizde güven veriyor. Köşe vuruşunu Sivasspor kullanıyor. Faysal Fajır'ın ortası. Savunma karşıladı. Şimdi Borwen. Torgeir Borwen. Borwen sürdü topu sağ kanattan. Müdahale Ribalka'dan taç atışını kullanacağız. Yine Sivasspor sol kanattan taç atışını kullandı. Voka uzaklaştırdı topu. Apinden Goye. Faysal Fajır. Apinden Goye. Erdoğan. Erdoğan Yeşilyurt. Fajra döndü. Ribalka vurdu. Az farkla dışarı gitti. Sergei Ribalka. İlk yarıda artık son 5 dakikaya doğru girdik ve Sivasspor'un ilk yarıda etkili bir oyunu var. Kaleyi bayağı bir yokladı Sivasspor ama henüz bir skora ulaşamadılar Allah'a şükür. İkinci yarıya hemen bakalım, performanstan memnunuz. İkinci yarı başladı. Meşolak oyunda. Evet, bu dakikada Ahmet Han'ı oyuna aldık. Sivasspor bir taç atışı kullandı sağ kanattan. Felix. Felix Erdoğan'a, Erdoğan Lucic uzandı. Özür dilerim, top direkt dışarı çıkmış. Direkten dışarı çıktı muhtemelen. Kale vuruşunu kullandık. Sivasspor yine bir taç atışı kullanıyor. Uğur Çiftçi ile Uğur Ninga. Ribalka araya girdik ama Ringa'nın önünde kaldı top. Ninga. Savunmamıza çarptı top. Ninga'nın önünde kaldı ve Sivasspor 1-0 öne geçti bu golle. Mücadelede artık son 10 dakikaya girilirsen hücum ağırlıklı bir kadroya döndük ve Bolingi de oyunda artık. Ahmet Han'ı da oyuna aldık ve hücumu düşünüyoruz. Faysal Fajır. Fajır sıyrıldı. Faysal Fajır'ın ortası Ninga'nın kafa vuruşu dışarı gidiyor. Yine taç atışını Sivasspor kullanıyor ki Lademir. Araya girdik Emre. Emre Çolak'la getiriyoruz topu. Emre pası Ahmet Han'a. Ahmet Han vurdu, direkten döndü. Ahmet Han. İyi geldik. Ve maalesef maç 1-0 Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanıyor. Çok iyi oynayamadık ama Sivasspor'un da tabii ligde 2. sırada olduğunu unutmamak gerekiyor. Takım bir uyaralım. Bana sayfamıza dönelim hemen. Evet, maalesef ki Sivasspor'a evimizde 1-0'lık skorla mağlup olduk. Sivasspor ligde 2. sıradaydı. Çok iyi bir oyun oynayamadık açıkçası. Yine top bizdeydi ama maalesef skoru bulamadık ve Ninga'nın savunmamızda yapılan hatadan sonucu önünde kalan topu ağlara göndermesiyle 1-0 mağlup olduk Sivasspor'a. Sıkıntı yok, önümüzdeki maçlara bakacağız.
Artık transfer dönemi geliyor. Hemen transfer dönemine doğru gidelim. Transfer döneminden sonra Kayserispor maçımız var. Boateng de bu arada bir kart cezası aldı maalesef. Nana Boateng. Hemen Kayserispor maçına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, Kayserispor maçına doğru giderken 4 transferimiz de artık takıma katıldı. Adam Anderson, Paxton Pomikal, Sonny Nathestad ve Frank Tabanu takıma katıldı. Kayserispor maçına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, Kayserispor mücadelesine geldik. Kayserispor maçında bu 11 ile sahada olacağız, hemen gösterelim. Tabanu yedekler arasında, Adam Anderson ilk 11'de olacak. Yine Pomikal de yedeklerimiz arasında. Pomikal gerçekten harika bir oyuncu haline geldi. Bir anda bedelsiz almıştık. Yani değeri çok fazla değildi. 3,4 milyona çıktı. Paxton Pomikal'in değeri, potansiyeli zaten ortada bir isim. İkinci yarı yine Pomikal'i de değerlendireceğiz. Şimdilik Nateştad'ın lisansını çıkarmadık. Kadromuzda ufak tefek değişiklikler var. Hemen onlardan bahsedeyim sizlere. Anderson sağ bekte olacak bu maçta, yeni transferimiz. Edim Anderson, hemen profilini tekrar gösterelim Anderson'un. Anderson'un profili bu şekilde. Yani mevcut yetenek puanında 118 ve 130 potansiyel yeteneği var İsveçli sağ bekin. Yine Pinto sol bekte, Porozo ve Erdi stoperlerde olacak. Voka bu sefer defansif orta sahada olacak. Boateng'in yokluğunda orta sahada Deuce oynayacak. Paint Silvestri yine kanatlarımızda. En uçta da Torgeir Borben var. Her zaman olduğu gibi. Oyunumuz bu sefer kanatlardan oynayacağız. Yine orta ve vur diyelim. Dengeli bir oyun olacak. Sahada rakip talimatlarını hemen yardım alarak uygulayalım ve maça geçelim. Evet arkadaşlar, mücadeleye geçiyoruz artık. Kayserispor karşısında Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığımız yenilginin intikamını almak isteyeceğiz bu maç tabii ki. Ve mücadele başladı. Kale vuruşunu kullanıyoruz. Özür dilerim. Kayserispor kullanıyor. Lung'dan pas. Pinto'da kaldı top. Pinto uzun oynadı Borben'e. Borben karşı karşıya ama savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacağız. 17. dakikada Atsic'in ortası. Savunma Lopez'le araya girdi. Top uzaklaştı. Sağ kanattan taç atışını kullandık. Anderson'un ortası. Kafa vuruşu gelmedi. Henrique'den top. Oyun sağda kaldı. Peinsil. Joseph Peinsil döndü Anderson'a. Voka. Voka'dan Anderson. Yine Voka aldı. Geri döndü Voka. Erdi. Erdi Anderson paslaşması. Porozo. Voka sol kanada döndü Pinto'ya. Thiago Pinto. Pinto çizgiye indi. Atsic'e verdi. Atsic'in ortası Peintsil'in kafa vuruşu. Az farkla dışarı gidiyor. Joseph Peintsil ile gole yaklaştık. Taç atışını kullandık Anderson'la. Mehmet'ten pas geçmedi. Atlama orada. Yasir Subaşı. Pedro Henrique. Henrique. Henrique sol kanattan iyi geldi. Joseph Peintsil'in müdahalesi var ama top Henrique'de kaldı. Yasir. Ali Bek. Campagnaro. Henrique'nin golü. İyi geldi Kayserispor. Bir geldiler, pir geldiler. Kayserispor'un golü 1-0 öne geçiyor Kayserispor. İlk yarıda son anlar, Kayserispor sol kanattan serbest vuruşu kullanıyor. Campagnaro Yasir'e döndü. Yasir Subaşı, Yasir geriye. Campagnaro kaleye vurdu. Campagnaro harika bir gol attı. Ve Kayserispor'u 2-0 öne geçiriyor Campagnaro. Kayserispor mücadelede 2-0 önde. İlk yarı bu skorla bitecek. İlk yarının son düdüğü geldi. Maalesef ki ilk yarıda 2-0'lık bir Kayserispor üstünlüğü var. Hemen maçı yine kupada olduğu gibi çevirmeye çalışacağız. Gidelim bakalım. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlıyoruz. 3 oyuncu birden aldık oyuna. Manuel Fernandes köşe vuruşunu kullandı. Porozo karşıladı. Yine Manuel Fernandes. Fernandes Henrique'ye döndü. Pedro Henrique'ye az farkla dışarı gidiyor top. Yine Kayserispor etkili geldi. Köşe vuruşunu Emre ile kullandık. Emre'nin ortası Borben'in kafasında, savunma girdi araya. Atsic. Luka Atsic. Atsic'ten orta kaleye gitti top. İnanılmaz bir gol. Luka Atsic biraz şansa bala bir gol oldu ama sonuç olarak farkı 1'e indirdik. 51. dakikada Luka Atsic'in golü. Fark artık 1. Tabanu. Diusi. Tabanu Emre. Poroz'la Diusi'ye paslaşması. Poroz'a sol kanada dönmek istedi ama olmadı. Araya girebilir miyiz? Fernandes. Ali Bek sol kanada döndü. Peintil'de kaldı top. Pedro Henrique. Henrique'nin pası Ali Bek. Topu aldık şimdi Borben. Atsic sıyrıldı. Atsic'ten Pomikale. Pomikal sağ kanada. Anderson, Peintsil. Etkili geldik ama az farkla dışarıda. Hakem faul dedi ama ben bir şey göremedim. Muhtemelen VAR'dan penaltı kararı çıkmayacaktır. Hakem izlemeye gitti pozisyonu. Pozisyonun sonucu penaltı yok, karar geliyor. Tam da tahmin ettiğimiz gibi köşe vuruşu kullanacağız bu dakikada. Topun gerisinde Emre var. Emre'nin ortası savunma karşıladı. Diusse yine Emre. Diusse'ye Emre'den Pomikal. Pomikal sıyrıldı. Pası geçmedi Pomikal'in. Şimdi pas çeksin. Porozo karşıladı savunmada.
Bu dakikada Alper Potuk oyunda. Deus senin yerine daha da hücumu düşüneceğiz artık. 2-1'lik Kayserispor üstünlüğü var. 8. dakika Lung kullandı. Paintsil'de kaldı top. Paintsil. Joseph Paintsil geri dönmek istedi, olmadı. Paintsil'den Anderson. Şimdi orta geldi. Atsic 2-0 ama bir offside olabilir. 2-0 dedim. 2-2'lik beraberliği yakaladık ama bir offside olabilir. Gol geçersiz maalesef ki. Anderson'un harika ortasında Atsic'in vuruşu. Gol geçersiz. Son oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Ahmet Han Köse oyunda Borwe'nin yerine. Şu an kendimi Erol Bulut gibi hissediyorum. Sanki sadece oyuncuların yerlerini değiştirmişim gibi. Son dakikaya doğru geliyoruz artık. 90 artı 2. dakikadayız. Taş atışını kullanıyor Kayserispor. Fernandes. Lopez'den geriye. Araya girdik. Alper. Alper Potuk. Alper gidiyor. Sağ kanada Paintsil'e. Paintsil vurdu, direkten döndü. Paintsil vurdu, direkten döndü. 90 artı 4. dakika. Son bir şans olabilir mi? Tabanu. Emre. Döndü ortaya. Pomikal. Sola döndü. Alamadık ve mücadelenin artık son düdüğü gelecek. Kıbzıç. Ama son bir şans Kayserispor adına olabilir. Tabanu araya girdi. Taç atışını yine Kayserispor kullanacak sağ kanattan. Bu taç atışı bana biraz tanıdık geliyor ama Emre Kampanya Akya. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Deplasman'da Kayserispor'a maalesef 2-1 mağlup oluyoruz. İkinci yarıda iyi bir oyun vardı diyebiliriz aslında sahada. Ama istediğimiz sonucu alamadık. Hemen ana sayfaya gidelim. Evet, Kayserispor'a 2-1 mağlup olduk. Kampanyaro'nun harika bir golü vardı yine. At için de güzel bir golü vardı. Ama maalesef galibiyeti ya da en azından bir puan alamadık. Ortada bir oyundu. Kayserispor galip geldi maalesef ki. Hemen önümüzdeki maça doğru gidelim. Evet arkadaşlar, Denizlispor maçına geldik. Denizlispor maçımızı oynayacağız ama birkaç önemli bilgi var, onları göstereyim. Egros Kroys'u Bursaspor'a kiralık zorunlu satın alma opsiyonuyla. Ve yine bakıyorum, iki tane sakatlığımız var önemli. Diusse ve Joseph Paintsil sakatlandılar. Biri 4-5 hafta, biri yine ikisi de 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaklar. Hemen taktiğimize ve takımımıza geçelim. Evet arkadaşlar, 4-3-3 yine 4-3-3 dizilişiyle sahada olacağız yine. 11'imizde değişiklikler var tabii ki. Maalesef Paints'in sakatlığı var. O yüzden Bollinger oynayacak sağ kanatta. Atsic'i dinlendirmek ve Ofeydo'ya bir şans daha vermek için. Ofeydo'yu ilk 11'e aldık. Yine Borben forvetimizdeki isim olacak. Alper ilk 11'de başlıyor. Pomikal ilk 11'de başlıyor. Boateng defansif orta saha rolünde oynayacak bu mücadelede. Poroza ve Voka yine savunmadaki yerlerini aldılar. Anderson sağ bekte. Tabanus sol bekte olacak. Pinto'yu da yine bu maçlık dinlendireceğiz. Kalemizde yine Lucic olacak. Rakip talimatlarını yaptık. Her şeyi aradık. Artık maça geçebiliriz. Evet, mücadele başlıyor. Ankaragücü Denizlispor'u ağırlıyor evinde. Denizlispor'u mağlup edebileceğimize inanıyoruz ve mücadele başladı. Başarılar diyelim takımımıza. Sol kanattan taç atışını tabanıyla kullandık. Ortası tabanının gelişine vuruş. Alper Potuk'un golü. Alper Potuk yine bizi yanıltmadı. Yine güvenimizi boşa çıkartmadı Alper. Alper inatla ben bu takımda oynayacağım diyor. Alper'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Denizlispor karşısında. Denizlispor taç atışını kullandı. Varela sağ kanada döndü. Matheus Cunha'nın ortasında. Sakho'nun kafa vuruşunda Lucic'te kaldı top. Lucic hemen oynadı Ofeyedu'ya. Pomikal. Ofeydu şimdi kaçtı. Ofeydu vurdu. Pantilimon. Taç atışını kullanıyor. Denizlispor tabanı karşıladı. Borven, Pomikal. Sağ kanattan bir giden isim var. Borven'e döndü Pomikal. Borven. Borven. Bolingi vurdu. 2-0 oldu. Bolingi'nin golü. Jonathan Bolingi. Skoru 2-0'a taşıyor Denizlispor karşısında. 2-0 öndeyiz. Taç atışını kullandı Denizlispor. Yine savunmada başarılı müdahalelerimiz var ama top Rodega'da kaldı. Recep. Recep'ten Doseviye. Lopez. Lopez. Lopez Tabano girdi araya. Kaleciye döndük. Şimdi Bollinger ile sağ kanattan geliyoruz. Bollinger araya bıraktı Alper'i. Alper'den Borven'e. Borven Ofeydu. 3-0. 3-0 ama offside düdüğü çalıyor. Pozisyon incelenecek. Gol offside gerekçesiyle iptal ediliyor Ofeydu'nun golü. Yine organize şekilde gelmişti takımımız. İlk yarıda artık son 5 dakika sağ kanattan taç atışını kullandık. Anderson bıraktı, Borven'e geçmedi top. Aissati'den uzun bir top savunmada karşıladık ama bir hata. Hadi Sako dışarı vurdu. Hadi Sako'nun vuruşunda top dışarıda. Son 2,5 dakika ilk yarıda. Yine serbest vuruşu kullandılar. Rodaega. Serbest vuruş organizasyonunda topu ağlarımıza gönderdi. Hugo Rodaega. Taç atışını yine Tebano'yla kullandık. Ofeydu'ya gelmedi. Dosevi. Dosevi. Metu Dosevi geri döndü. Lopez. Rodaega. Denizlispor iyi geldi bu dakikada. Recep.
Recep Niyaz. Pomikal'de kaldı top. Ani bir atak şansı takımımız adına. Pomikal'den Borven'e. Borven attı golü Borven. 3-1, 3-1 oldu skor. Borven'in golü. İkinci yarıya giderken, ilk yarı biterken Borven'in golüyle skor 3-1'e geliyor. İlk yarıda 3-1'lik üstünlüğümüz var. Harika bir oyun vardı sahada gerçekten takımımız adına. Maçın gidişatından gayet memnunuz. İkinci yarıyı hemen başlatalım. Meşanoviç oyunda. Denizlispor biraz daha hücumu düşünecek bu dakikadan sonra. Sağ kanattan taç atışını kullandı Denizlispor. Araya girdik ama Denizlispor'da kaldı top yine. Varela. Subotic'ten uzun top. Rodallega. Lucic'in hatası. Rodallega'nın golü geldi. Fark 1'e iniyor Denizlispor. Farkı 1'e indiriyor Rodallega'nın golüyle. Bu dakikada iki oyuncu değişikliği yapıyoruz. Atsic oyunda Ahmet Han'la birlikte Lucic kale vuruşunu kullandı. Porozo. Renk tabanı. Atsic. Pomikal. Boateng. Boateng döndü Alper'e. Alper'den ters kanada harika pas. Atsic. Luka Atsic. Thiago Lopez'in müdahalesi. Top yine bizde kaldı ama. Tabanu. Renk tabanı Porozo. Atsic. Atsic'ten sağ kanada Bolingi. Bolingi sıyrıldı dışarı gitti top. Çok az farklı dışarıya Bolingi'nin vuruşu. Kale vuruşunu kullandı Pantilimon'la. Denizli Spor. Mustafa. Sako. Sako iyi sürdü topu. Sako, Alper. Lucic'ten uzun top. Thiago Lopez'de kaldı top. Subotic. Varela'dan sağ kanada Dosevi'ye. Dosevi'yi götürdü topu. Az farkla dışarı gidiyor top. Dosevi'nin şutunda. Kale vuruşunu kullanıyoruz. Alper Potuk. Pomikal. Boateng. Bolingi. Bolingi Boateng'e. Boateng. Alper'i gördü. Alper sıyrılamadı. Özgür. Recep Niyaz. Dosevi. Ara pası Meşanoviç'in golü. Meşanoviç'in golü. 3-3'lük eşitlik var mücadelede. Meşanoviç beraberliği sağlıyor. Denizli Spor. Voka uzun top. Lopez var orada. Subotic. Dosevi Boateng girdi araya. Porozo, Tabanu, Ahmet Han, Atsic, Ahmet Han, Alper Bolingi harika paslaştık ve golü bulduk. Ahmet Han Köse'nin golü. Oyuna girdi yine golünü attı Ahmet Han. Skor 4-3'e geliyor. Gol düellosunda 4-3'lük üstünlüğümüz. Bu dakikada Cebrail ile oyunu aldık. Yorulan Anderson'un yerine. Pomikal'in yerine de Mehmet Özcan oyunda takımda. Orta sahayı biraz daha diri tutmak adına sol kanattan taç atışını kullandık. Atsic. Tabanu. Tabanu'dan Atsic'e. Atsic Tabanu. Boateng. Atsic. Atsic geldi. Atsic pası verdi Alper'e. Alper bıraktı. Ahmet Han attı golü. Ahmet Han köse. Maçı tekrar Ankara gücüne getiriyor. Ahmet Han'ın golü. 5-3'lük üstünlüğümüz var mücadelede. Ahmet Han Köse'nin golleri. Artık son dakikalar mücadelede 5-3'lük Ankara gücünün üstünlüğü var. Atsic'te köşe vuruşunu kullandık. Az farkla dışarı gitti. Luka Atsic. Kale vuruşunu kullanıyor Denizli Spor Pantilimon'la. Tabanu karşılayamadı. Dosevi Boateng'in müdahalesi. Taç atışını kullandılar. Bakalors. Bakalors'tan top dışarı çıkıyor. Özelim bizden çıktı top. Bakalors yine aynı noktadan taç atışını kullandı. Dosevi'nin müdahalesi. Ahmet Han'da kaldı top. Ahmet Han sağ kanada döndü. Geçmedi top. Son bir şans olabilir mi bizim adımıza derken mücadele bitiyor. Ankara Gücü 5, Denizli Spor 3. Bu müthiş gol düellosunda galip geliyoruz. Alper Potuk harika bir oyun sergiledi yine. Takımdan gayet memnunuz ve galip geliyoruz. Denizli Spor karşısında evimizde. Hemen sizi çok fazla bekletmeden ana sayfaya dönelim. Denizli Spor'u 5-3'le geçtik. Önümüzde Gençler Birliği mücadelesi var artık. Ankara derbisinde Gençler Birliği'ni deplasmana gideceğiz. Gençler Birliği deplasmanına ama aynı statta oynuyoruz. Zaten o çok önemli değil. 5-3'lük skor. Alper'in harika oyunu. Harika bir golü de var mücadelede. Hemen önümüzdeki maça doğru gidelim. Arada bir transferimiz veya görüşmelerimiz olabilir. Ben size bunları anlatacağım. Gençler Birliği maçına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar gençler geldik. Hemen önemli birkaç olaydan bahsedeyim. Thiago Pinto takımda mutsuz olduğunu belirtti ve kulüp bulmak istedi ama kulüp bulamadık Thiago Pinto'ya maalesef. Berke Gürbüz'ü kiraladık. Genç oyuncumuz Berke Gürbüz'ü Eskişehir Spor'a gönderdik. Yine baktığımız zaman bir teklif Umut'a vardı sanırsam. Bursa Spor'dan özür dilerim. Batuhan'a vardı teklif. Batuhan Ayvaz'ı. Kasımpaşa'ya gidecek Batuhan kiralık olarak. Yine Grossroyce'da teklifi kabul etmedi Bursa Spor'da. Başka önemli bir şey olmadı. Biz herhangi bir transfer görüşmesi yapmadık bu süreçte. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Pomikal yine ilk 11'de başlayacak bu mücadele. Alper yine öyle.
Boateng defansif orta saha rolünde oynayacak. Pardon, savunma rolünde, savaşçı orta saha rolünde oynayacak Nana Boateng. Kanatlarımızda yine Atsic ve Ofe'de olacak bu maçta. Yine Bolingi'yi ikinci yarıda sahaya sürebiliriz. Bir an önce fazlalıklarımızdan kurtulup artık diğer oyuncularımıza da Nat Teşdat ve Sarlia gibi oyuncularımıza da lisans çıkartmamız gerekiyor. Tabii lisansı çıkartacağız. Ama bu maçtan sonra bakacağız bunlara. Hemen Gençler Birliği maçına gidelim. Evet, ilk 11'imiz, üzülüyorum, Gençler Birliği'nin ilk 11'i ekrana geliyor. Yine kalede Nordfeld var. Gençler Birliği'nde Giovanni Sio da ileride. Bizim ilk 11'imiz de ekrana geliyor. Dizilişimiz yine 4-3 dizilişiyle sağda olacağız. Ve mücadele başlıyor artık. Ligde 11. sıradayız, hemen bunu da belirtelim. Gençler Birliği 13. 13. sırada ve aynı puandayız Gençler Birliği ile. Mücadeleye geçiyoruz artık. Furman. Atsic aldı topu. Porozo. Atsic'e. Luka Atsic. Alper'e döndü. Alper. Ofeydu. Atsic'e döndü. Atsic'in golü. Ofeydu'nun asisti. Atsic'in harika golü. Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 3. Maçta bu arada ilk şutumuzda golü bulduk. Bunu da belirtelim hemen. Köşe vuruşunu kullandılar. Gençler Birliği kullandı. Şimdi Zargo Toure. Dominik Furman. Stanku. Furman. Sağ kanada Kandeyaş'a geçmedi top. Atsic. Atsic sürdü topu. Sağ kanada gönderdi Ofeydu'ya. Ofeydu. Ofeydu yerde. Hakem penaltı noktasını gösteriyor ama bir VAR'a gidebilir. Yardımcı hakem penaltı pozisyonu inceleniyor. Penaltı yok dediler. Maalesef penaltı çıkmadı bu pozisyonda. Sağ kanattan taç atışını Anderson'la kullandık. Alper. Boateng. Alper. İleriye doğru Atsic'e ama Nordfeld hemen çıktı aldı topu. Eliyle oyuna sürdü Nordfeld Kandeyaz. Furman. Muayyer. Sio. Sio vurdu. Direkten döndü. Lucic'te kaldı top. Giovanni Sio ile etkili geldi Gençler Birliği. Taç atışını kullandık. Alper. Ortası kafa vuruşu gelmedi. Kandeyaz. Hemen Sio'ya aktardı. Giovanni Sio. Ters ayakta kaldı orada. Porozo. Stanku. Stanku. Furman. Furman. 1-1. Dominik Furman'ın golü. Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Dominik Furman güzel bir gol attı. Evet, golü izleyelim tekrar. İşte Sion'un Stanku'ya gönderdiği top. Stanku burada pasını verdi Furman'a. Tek vuruşta Furman topu ağlarımıza gönderdi. Maçın artık son 5 dakikasına doğru girdik. Köşe vuruşunu Ofeydu ile kullandık. Top savunma karşıladı Ofeydu. Ortası kafa vuruşu gol geldi. Yine Luka Atsic. Luka Atsic son 2 maçta 3 gol Atsic'ten. 2-1'lik üstünlüğümüz. Tekrar izliyoruz. Köşe vuruşunu böyle kullandık. Sio karşıladı. Ofeydu yine aldı topu. İkinci pozisyonda ortasını yaptı Ofeydu sıyrılıp. At için kafa vuruşu ve 2-1'lik üstünlüğümüz var ilk yarıda. Oyuna başladı Gençler Birliği. Rakloix. Toure'den pas. Boateng karşıladı. Tabanu. Porozo'dan Borven'e. Borven'den Ofeydu'ya. Ofeydu neyi getirdi topu? Ofeydu yerde. Palamo. Pozisyonu incelemeye gidiyor hakem. Penaltıydı ama muhtemelen top dışarıdaydı müdahale benim gördüğüm kadarıyla. Evet, VAR'da incelendi pozisyon ve penaltı yok kararı. Serbest vuruş kullanacağız. Poloma'ya Volkan Bayarslan'ın bir uyarısı mı olacak, kartı mı olacak bakacağız. Poloma uyarı alıyor. Volkan Bayarslan'dan Tabanu'nun ortası savunma karşıladı Sio. Giovanni Sio. Pomikal'in müdahalesi var. Kart görecek Pomikal. Sarı kart. Ani hata durdurdu orada Paxton Pomikal. Serbest vuruşu Kandeyaz'da kullandı. Muhayyer Oktay'ın vuruşu. Şimdi Borven aldı. Sağ kanatta Ofeydu'yu görünmüyor. Ofeydu. Ofeydu aldı. Ofeydu. Ofeydu çok kötü vurdu. Ofeydu. İlk yarı 2-1'lik üstünlüğümüzle sonuçlanıyor Gençler Birliği karşısında. Oynanan oyundan gayet memnunuz. İkinci yarıyı hemen başlatalım. İkinci yarıya bir değişiklikle başlıyoruz. Mehmet Özcan oyunda. Sağ kanattan taç atışını kullandık. Top Erdi'de kaldı şimdi Anderson. Erdi'ye döndü. Erdi. Erdi. Alper. Alper. Çizgiye indi. Alper sıyrıldı. Ortayı verdi. Ofeydu savunma karşıladı orada. İyi getirdi Alper Potuk topu. Serbest vuruşu Erdi ile kullandık. Alper. Mehmet'ten Ofeydu'ya. Ofeydu sıyrılamadı. Poloma'nın daha önce bir uyarı almıştı hakem. Kırmızı kartını çıkarıyor. Jan Pierre Polema. Pierre Polema'ya kırmızı kart ve artık Gençler Birliği 10 kişi. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Mücadelede bundan daha da yararlanacağımızı düşünüyorum. Bu dakikada oyuna İdris Voka ve Bolingi'yi aldık. Bolingi santrfor mevkinde oynayacak bu maçta şu an bu dakikadan sonra. Son 5 dakikaya girdik mücadelede. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Gençler Birliği'nin 10 kişi olduğunu da hatırlatalım. İyi bir mücadele gösterdik bu maçta. 90 artı 4. dakikadayız artık. Mücadelenin son düdüğü
gelecek ve galip geliyoruz Ankara derbisinden. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ediyoruz Ankara derbisinde. Takım gayet iyi oynadı. 10 kişi kaldı rakip ama 10 kişi kalmadan önce zaten maçı koparmıştık. Hemen ana sayfamıza dönelim. Evet, Gençler Birliği'ni 2-1 ile geçtik. Luka Atsic'in harika bir oyunu vardı gerçekten mücadelede. Anderlecht'ten kiraladığımız Atsic. 2 golle yıldızlaştı Atsic. Ve ilerleyelim, önümüzde Başakşehir mücadelesi var. Başakşehir'le oynayacağız. Ligde şu an 10. sıraya kadar yükseldik. Evet, ligde 10. sıradayız. Önümüzde Rizespor var. Maç eksiği olan Hatayspor da bizimle aynı puanı yakalayabilir. Averajımızı da bu arada 0-0'ladık. Attığımız ve yediğimiz gol sayısı eşit. Hemen önümüzdeki maça doğru gidelim. Evet arkadaşlar, Başakşehir mücadelesine geldik. Son iki maçımızda Denizlispor ve Gençler Birliği'ni mağlup ettik. 10. sırada bulunuyoruz. Şu an ligde 24 puanla. Başakşehir 6. sırada, 32 puanı var Başakşehir'in. Hemen takımımızı göstereyim. Taktiğimizi 4-3-3 dizilişiyle yine sahada olacağız ama bu sefer biraz daha savunma ağırlıklı bir oyunla sahaya çıkacağız Başakşehir'e karşı. Atsiz sağ kanatta, Opeydu sol kanatta olacak bu mücadelede. Alper Potuk biraz yorgun, onun yerine ilk 11'de Mehmet Özcan'la başlayacağız. Yine Boateng ilk 11'de, Voka ilk 11'de, Erdi ve Poroz'da stoperlerimiz olacak. Pinto yine ilk 11'de olacak bu mücadelede ve Tabanu yine yedekler arasında. Anderson da sağ kanadımızda olacak, sağ bekimizde. Hemen mücadeleye geçelim. Bu arada hemen belirteyim. Sonny Nagtdestad'da kadroya girdi. Bir oyuncudan feragat etmem gerekiyordu, yabancı oyunculardan. Ve Bollinger'i seçtik. O ileri hattımızın iyi olmasından dolayı. Bollinger kadroda değil şu anlık. Hemen maça geçelim. Evet, mücadeleye geçiyoruz. Başakşehir karşısında takımımızın bir galibiyet almasını istiyoruz ama Başakşehir'in ne kadar zor bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Mücadeleye geçelim. Porozo'yla geliyoruz. Pinto sol bekte. Pinto'nun pası Ofeydu'ya geçmedi. Kaysara. Mert. Epriano. Atay. Atsic. Atsic Mert vurdu. Mert kurtardı Atsic'in vuruşunda. Fırsatı değerlendiremedik. Pinto ile köşe vuruşunu kullanıyoruz. Thiago Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma karşıladı. Topu savunma karşılıyor. Boateng. Ofeydu'nun vuruşu. Mert'te kaldı top. İkili başladık mücadeleye. Mert'ten uzun bir top şimdi Crivelli. Visca. Edin Visca sıyrıldı. Visca. Savunma bu girdi. Visca dar açıdan. Visca dar açıdan topu ağlarımıza gönderiyor. Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Visca'nın attığı bu golle. Orada Thiago Pinto'yu çok kolay geçti Visca. Önünde de kaldı ama Lucic. Lucic iyi kapatamadı açıyı. Şimdi atak şansı Başakşehir adına. Mert. Mert'ten Bolingoli. Mahmut Tekdemir. Pancan. Azubuike. Crivelli. Azubuike. Sağ kanada Kaysara'ya. Kaysara döndü ortaya. Mahmut da şimdi top. Bolingoli. Mbombo. Deniz Türüç'ün vuruşu. Az farkla dışarı gidiyor Deniz Türüç. İlk yarıda artık son anlara doğru girdik. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü var mücadelede. Aslında baktığınız zaman iyi bir oyun sergiliyoruz ama maalesef Başakşehir Visca ile, yani kaliteli ayaklarıyla golü buldu. Şimdi bir köşe vuruşu kullandık. Borve'nin kafa vuruşu dışarı gitti top. İlk yarıda bu skorla bitiyor. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü var ilk yarıda. Soyunma odasında daha iyi bir performans bekliyorum diyelim ve mücadeleyi başlatalım. Umarım ikinci yarıda işler bizim lehimize döner. Biraz daha oyunu hücuma yönelik çevirelim. Mahmut Tekdemir. İrfan Can sol kanada döndü. Deniz'de kaldı top. Deniz Türüç iyi getirdi topu. Deniz vurdu. Lucic'te kaldı top. Bu dakikada iki oyuncu değişikliği birden yapıyoruz. Alper Potuk ve Emre Çolak oyunda. Mehmet Özcan ve İdris Voka oyundan çıkıyor. Köşe vuruşunu Başakşehir kullanıyor. Deniz Türüç erdi. Şimdi Borven. Torgeir Borven. Sağ kanattan aldı topu Borven. İyi de getirdi. Ahmet Han Köse yine attı golünü. Oyuna girdi. Ahmet Han'ın golü. Ahmet Han'ın golü. Hemen takımımızı aşırı savunma ağırlıklı bir oyuna çekeceğiz bu golden sonra. Evet, golden sonra değişikliklerimizi yaptık. Beraberlik golünü bulduk. 25 puanımız da 25'e çıktı bu golle canlı puan durumunda. Savunma ağırlıklı bir futbola döndük hemen. Ahmet Han'la bulduğumuz bu golle Başakşehir karşısında alacağımız bir puan bizim için çok değerli olacak. Dakika artık sonuncu dakikaya, yani 90 artı 4. dakikadayız ve mücadele bitti. Başakşehir karşısından bir birlik beraberlikte ayrılıyoruz. Ahmet Han Köse son dakikalarda girip yine golünü attı. İyi de oynadık aslında ama yine de mücadeleyi kazanamadık. Ama Ahmet Han'ın golü bize her şeyi, bir puanı getirdi. Hemen ana sayfaya gidelim. Evet, Başakşehir ile beraberlik. İyi bir skor bizim için. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. Yine deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacağız. Hemen Çaykur Rizespor maçına doğru gidelim.
Evet arkadaşlar, Rizespor mücadelesine geldik. Önemli birkaç olay oldu tabii. Batuhan'ı ve Berke'yi kiralık olarak gönderdik. Birini Eskişehirspor'a, birini Kasımpaşa'ya. Henüz bir transfer teklifi yok. Oyuncularımıza maalesef Rose Royce'u ya da Thiago Pinto'yu henüz satamadık. Bu yüzden şey çıkaramıyoruz, lisans çıkaramıyoruz şu an için Bolingi'ye. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Umarız istediğimiz sonucu alırız. Yani temkinli de dengeli bir oyun oynayalım. Ve mücadeleye doğru gidelim. Evet, mücadeleye geçiyoruz artık. Rizespor karşısında galibiyet almak istiyoruz. Ve mücadele başladı. Başarılar dileyelim takımımıza. Emir Dilaver'le kullandığı serbest vuruşu Rizespor. Tunay Torun. Ortası Remy'ye gelmedi. Ofeydu. Ofeydu'nun da bu arada ufak bir sakatlığı var ama Ofeydu iyi sürdü topu. Ofeydu. Ofeydu geri döndü. Tunay'a kaptırdı topu. Ofeydu. Topu uzaklaştırmaya çalıştı Rizespor. Tabanoğlu, Voka, Boateng. Tekrar Voka'ya. Ofeydu'ya. Ofeydu. Pomikal. Frank Tabano'nun ortası. Ahmet Han Köse'nin vuruşu savunma mı? Özür dilerim, direkt dışarı çıkmış top yine. Ahmet Han Köse ile gole yaklaştık. İlk yarıda etkili bir oyunumuz var. Son dakikalara doğru gidiyoruz artık. Bir gol bulmak istiyoruz ilk yarıda. Henüz Rize Spor'un şutu dahi yok. 9 şut çekip 3 isabet bulduk ilk yarıda. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik var. İkinci yarıda daha iyi bir performansla sahada olacağız. Abdullah Durak oyunda bu arada, Donsa'nın yerine Tunay Torun'la serbest vuruşu kullandılar. Lucic'te kaldı top. Lucic hemen başlattı topu Alper. Alper sağ kanattan iyi sıyrıldı Alper. Alper yerde. Manyak. VAR'a gidiyor hakem. Buradan bir penaltı çıkabilir. Pozisyonu tam net şekilde göremedim. Hakem pozisyonu inceleyecek. Ve pozisyonun sonucunda karar penaltı. Alper potu yerde kaldı. Topun gerisinde de Alper var yine. Alper geliyor. Alper vurdu. Alper'in golü. 1-0 öne geçiyoruz. Çaykur Rizespor var karşısında. Alper Potuk'un penaltıdan bulduğu golle 48. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. İşte gol tekrar ekranlarda. Rizespor karşısında 1-0 öndeyiz. Bu arada Ofeydo'nun bir sakatlığı vardı ilk yarıda. Onun yerine Orkan Çınar'ı aldık oyuna. Boateng. Pomikal. Boateng'i bıraktı Ahmet Han. Pomikal'den sağ kanada harika top Alper. Alper geriye. Baksın Pomikal. Voka pas hatası ama Boateng girdi. Ofeydu. Ahmet Han Ofeydu'ya. Ofeydu vurdu. Gökhan Akkan. Etkili gelmiştik yine Rizespor kalesine. Serbest vuruşu Boldrin'de kullandılar. Lucic harika kurtardı. Alper Tabanu. Lucic'in yine harika bir kurtarışı var. Maçta tutuyor bizi Lucic. Boldrin'de bir serbest vuruş daha. Poroza karşıladı bu sefer. Emir Dilaver. Emir Dilaver döndü geriye. Diomande. Diomande. Abdullah. Bayano. Fernando Andrade. Yine Lucic. Yine Lucic. Yine Lucic. Evet, bu dakikada Emre Çolak oyunda. Orta sahadan Boca'yı çıkardık. Emre Çolak'ı oyuna aldık ama Alper'i orta sahaya çekip Emre'yi kanada koyduk. Bu dakikada dakika 88 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor mücadelede. İlk yarıda ikinci yarının başında penaltıdan bulduğumuz golle. Serbest vuruşu kullanacağız. Orkan Çınar, topun gerisindeki isim. Orkan kullandı serbest vuruşu. Savunma karşıladı. Alper, Boateng. Boateng'den sağ kanada Anderson'a. Anderson, taç atışı bizim. Bu arada oyunda da bir sıkıntı var. Anlamadım. Fernando Andrade, Kemal, Diomande. Sağ kanada döndü. Umar Aminu. Aminu Umar. Orta Umar'dan. Savunma karşıladı ve mücadele bitiyor. 1-0 kazanıyoruz bu mücadeleyi de. Alper Potuk'un penaltıdan kaydettiği gol. Rize Spor karşısında iyi bir sonuç alıyoruz. 3 puanı cebimize koyuyoruz bu maçta. Evet, 1-0'lık galibiyetimiz. Ofeodu sakatlık geçirmişti. Biraz zorladık Ofeodu'yu ve 5 ve 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Şu an kanatlarda ciddi bir sıkıntı çekiyoruz. Evet, önümüzde son maçımız artık Galatasaray mücadelesi. Bir transferlere bakacağız. Bu son düzlükte önümüzdeki sezon için transferlere bakacağız. Ben transferlere bakarken size fazla bekletmeyeyim. Hemen teklifleri size bahsedeceğim, yine Galatasaray maçına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, Galatasaray mücadelesine geldik. Önemli bir olay olarak Jackson Porozo'nun bonservisini Boavista'dan 500 bin euro karşılığında aldık. Porozo artık bizim sözleşmeli oyuncumuz. Başka bir transfer teklifimiz. Metehan Altunbaş'a bir transfer teklifi yaptık Eskişehirspor'un forvetine. Bu arada Borwen'e bir iki teklif geldi ama Borwen'i göndermedim şimdilik. Transfer sezonunun sonuna kadar teklif gelebilirse Borwen'i göndereceğim. Yani iyi bir teklif gelirse Borwen'i gönderirim. Yani ciddi bir ederi olan bir isim çünkü Borwen.
maddi açıdan bizi rahatlatacaktır. Çok da fazla katkı alamadık açıkçası Borven'den. Ahmet Han daha çok katkı sağlıyor Borven'e göre. Evet, hemen Galatasaray maçımızdaki taktiklerimize bakalım. Galatasaray maçında bu ilk 11'le olacağız. Sahada yine Borven ilk 11'imizde, Atsic sol kanatta ve Alper Potuk sağ kanatta olacak ama savunma ağırlıklı bir oyun sergileyeceğiz. Bu mücadelede Galatasaray'a karşı Galatasaray lig lideri. Ligde lider konumda. Baktığımız zaman Ofeodu hafif yorgun. Yine Mücahit'in bir kondisyonunda sıkıntılar var. Mehmet Özcan yedeklerde, yine Ahmet Han yedeklerde. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Hemen maça geçelim. Evet, Galatasaray'ın ilk 11'i ekranlarda. Cagne, Arda, Emre Kılınç ileride üçlü olacak. Taylan, Belhanda ve Marcao orta sahada oynuyor. Ve bizim ilk 11'imizde sahada son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. İyi bir form grafiği çizdik son 4 maçta. Ve fazla oyalanmadan ligdeki durumumuza bakıp da mücadeleye geçiyoruz. 20. maçlar sonucunda 28 puanla 11. sıradayız. Mücadele başlıyor. Takımımıza başarılar diliyoruz Galatasaray karşısında. Galatasaray sağ kanattan taç atışını kullandı. Taban'ı karşıladı. Belhanda. Yunes Belhanda. Emre. Emre geri döndü. Lines. Lines'in ortası. Cagne'nin golü. Bir offside olabilir mi? Evet, itirazlarımız var. Pozisyon VAR'da inceleniyor. Ve gol iptal edildi. Bizim lehimize çıktı karar. İlk yarıda son 10 dakikaya doğru girilirken iki takım adına da henüz önemli bir pozisyon oluşmadı. Galatasaray biraz daha baskın oynayan taraf diyebiliriz. 5 şutları var. Henüz isabet bulamadılar. Bizim de şutumuz yok maalesef ki. Topla oynamada üstün taraf biziz ama bir etki yok. İlk yarıda 0-0'lık skor var. İkinci yarıda yine bu skoru koruruz en azından diyelim. Ve ikinci yarıyı başlatalım. Takımdan gayet memnunuz. Bu dakikada Luka Atsic'in yerine Emre Çolak oyunda, birazcık yorgundu Luka Atsic. Ve Emre'yi oyuna aldık. Son 15 dakikaya giriyoruz artık. Mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Rolanti'de bir oyun var iki takım adına da. Topla oynayan taraf biziz. Galatasaray şutları çeken taraf bizim de, iki şutumuz var bu arada. Bunu da belirtelim. 83. dakikadayız artık. 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Galatasaray bir köşe vuruşu kullanıyor Mehmet Ekici ile. Lucic uzaklaştırdı. Belhanda'da kaldı top. Josemir. Sürdü topu Josemir. Dışarı gidiyor top. Etkili geldi Galatasaray. Dakika 89. Maçın son dakikasındayız. Artık 0-0'lık eşitlik var. Galatasaray mücadelesinden 0-0'lık eşitlikle ayrılıyoruz ve Galatasaray'dan bir puanı koparıyoruz. Deplasmanda harika bir oyun. Gayet bir güzel bir oyun vardı. İstediğimiz sonucu aldık deplasmanda. Hemen ana sayfamıza dönelim. Evet, Metehan bizimle görüşmek istiyormuş. Yıllık maaşı da çok düşük bir isim. Yani yıldız adayı Metehan. Metehan Altunbaş'ı takımımıza katıyoruz. 3 yıllık bir anlaşma olsun. Metehan Altunbaş, Ankaragücü'nde. Evet, Galatasaray'la 0-0'lık bir eşitliğimiz var ve 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladık. Son 5 maçımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik var. Beraberliklerimiz İstanbul, Başakşehir ve Galatasaray'a karşı. Hemen ligdeki durumumuza bakalım. Ligde 9. sıradayız 29 puanla. Baktığımız zaman önümüzde Beşiktaş var 33 puanla ve onun önünde de Yeni Malatyaspor var 35 puanla. Arkamızda, daha doğrusu gerimizdeki isim, Çaykur Rizespor 29 puanla ve bir maç eksiği var Rizespor'un. Ligdeki durumumuz bu şekilde. Kadromuzda değişiklikler yapmaya çalışacağız. Giden oyuncular olabilir. Hemen bakalım kimler gidecek, kimler gelecek. Transfer döneminin sonuna doğru gidelim. Evet, Metehan ve Jackson Porozo takımımızla sözleşmeyi imzaladı. Ve bu arada Göztepe'den Sarlia'ya bir teklif var. Zvonimir Sarlia'ya zorunlu bir bedel koymak istiyorum. Yaklaşık 1 milyon avroluk ama zorunlu bedeli düşük buldular. Şartlar önerelim ve teklif alındı. Teklif geri çekildi maalesef. Evet, Metehan'la sözleşme imzaladık. Yaklaşık 400 bin euro, 475 bin euro gibi bedelle sözleşme imzaladık. 250 bin euro da daha sonra ödenecek bir durum var. Yine 500 bin euro ya da Jackson Porozo'yu takımımıza bonservisiyle kattık. Şu an için transferlerimiz bu şekilde. Son gündeyiz artık transferin. Önemli bir atraksiyon, önemli bir teklif gelmedi henüz. Bakalım son günde neler olacak. Evet, transfer dönemi sona eriyor. En çok para harcayan takım olduk ara transfer döneminde. Yine 6 oyuncuyla da en aktif takım oluyoruz. Adam Anderson, Paxton Pomikal, Frank Tabano gibi isimleri kadromuza kattık. Önümüzde Konyaspor maçı var ve Konyaspor maçına geçmeden hemen bu bölümde neler yaptık bir bakalım. Sivas Spor'la evimizde maalesef 1-0 mağlup olduk. Deplasmanda Kayseri Spor'a 2-0 mağlup olduk yine. İki mağlubiyetle başlamıştık bu bölüme. Ancak sonrasında bir yükselişe geçtik ve Denizlispor'u 5-3,
Gençler Birliği'ni 2-1, Başakşehir'le 1-1 berabere kaldık. Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettik ve Galatasaray'ı da deplasmanda 0-0 berabere kaldık. Ligde 11. sıradayız. Önümüzdeki bölümde Mart ayının sonuna kadar bütün maçları oynamayı düşünüyorum önümüzdeki bölümde. Yine sezon sonundaki transferlerimizi ayarlayabiliriz önümüzdeki bölümde. Bakalım görelim neler olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hemen bunu belirtelim. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere diyelim ve videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun.